Merhaba arkadaşlar, daima Türkçe YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı deneme 25'in çözümlerini yapacağız. Yine bu denememiz yanıt yayınlarının güzel bir denemesi. Gelişmelerden yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Birinci sorumuz, çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç sorusu parçadan. Evet, bir ana düşünce sorusu diyebiliriz. Ee, bakalım arkadaşlar, bir gök olayı olan yıldırım karşısında bilim insanının tavrı bu doğa olayının nedenlerini araştırmak, bundan korunmanın yollarını bulmaya çalışmaktır. Şimdi hızlı gidelim, sorularda ama fakat gibi ifadeler varsa oradan sonra gelenlere dikkat edin, bir sanatçı yıldırımla bu şekilde ilgilenmez. Arkadaşlar sanatçının bakışıyla bilim insanının bakışı farklıdır. Hangi ışıkta var o? Bakalım. Bilim insanı ve sanatçı olaylara farklı açılardan yaklaşırlar. Evet arkadaşlar cevabımız direkt çıktı zaten bir alana. İkinci sorumuz. E, altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında hangisi yoktur? Evet bakalım. E, Sabahattin Kudret 40'lı yılların yeni edebiyat anlayışını kendine fener yaparak... E, bu arkadaşlar geliyor rehber edinmekle ilişkilendiriliyor. Oraya geldik. E, şurada dikkatimi çekti. Kendi sesini ve tarzını buldu. Özgünlüğe ulaşmak arkadaşlar. O da oradan gitti. Bakalım. Yoğun anlatım diyor. E, az sözcüye büyük yükler taşıttı. Bu arkadaşlar yoğun bir anlatım oluyor. Onu da aldık. E, Said Faik'e giden bir yolun e, taşlarını döşedi. Aslında bu biraz daha cümlenin genelinden çıkacak ifade. Öykülerinde önce Said Fahik'e giden yolun taşlarını döşedi. Yani onun etkisi söz konusu. Oradan çıkartabiliriz artık. Güncel olana yönelmeyle ilgili herhangi bir ifade yok arkadaşlar. 2. Ceyhan doğru cevap. Geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Yine anlam bilgisi hangisi yanlıştır diye soruyor. Işıklardan e, hareketle metne bakalım. Angola'nın öne çıkan yönü. E, bakalım Afrika'nın en büyük hidroelektrik potansiyeline sahip ülkesi. Öne çıkan yönü o. Güzel. E, i̇kinci ışıkta, dile getirilen avantajı durumun yeterince değerlendirilemediği ancak yine bu tür ifadeler böyle bir durumu yansıtır. Bugün su kaynaklarının sadece %4'ü elektrik üretiminde kullanılabiliyor. O da o zaman burası da gitti. E, bakalım. Bir sonuç dile getirilmiştir diyor 3'te. E, bundan dolayı zaten sonuç ifadeleri olabilir bu şekilde e, ciddi bir elektrik sorunu bulunuyor ülkede. Onu da elemiş oldu. Güzel. E, dördüncü cümlede ne var? Olumsuz bir durum abartılı bir biçimde anlatılmış. Bakalım. 6 milyon kişinin yaşadığı başkentte bile kesintisiz elektrik verilemiyor. Şimdi arkadaşlar, olumsuz bir durum var ama bu abartılı bir e, biçimde mi ifade edilmiş? Hayır arkadaşlar, abartı yok. E, beşe bakalım. Gerçekleşmeme nedeni verilen bir amaçtan söz edilmiştir. E, sekteye uğratıyor. E, bakalım, inşa edilmiş ancak. Ancak yine olumsuz bir durum, zor olması sekteye uğratmış, istediği gibi gerçekleşmemiş, D şıkkında abartı olmadığı için biz onu cevap olarak alacağız. Dördüncü sorumuz, bu dörtlükte ahenk unsurlarından hangileri vardır? Dikkat edin vardır diyor arkadaşlar, yoktur demiyor. Hangileri vardır? Bakalım yarım uyak var mı? Şimdi metni dizeleri okuyorsunuz. Sona doğru taze açmış güller heceliyoruz. E, dalların tepesinde. iyilik bir kaynaştırma. E, sesinde. Siner. Şimdi güller ve siner arkadaşlar bunlar ikisi tam kafiye. Şimdi iki ve üçüncü dizelere bakalım. Kelime tepeydi, sesdi. Şimdi arkadaşlar şu indeler, indeler iyelik ve kaynaştırma. Dalların tepesi, kumruların sesinde. Yani aynı görevde ekler, indeler arkadaşlar. Dolayısıyla indeleri biz ne alacağız? Redif alacağız. Bunlar rediftir. Peki kafiye var mı? Esler de yine aynı şekilde tam kafiye. Arkadaşlar o zaman tam kafiye var. Redif var mı? E, redif de vardı. İndeler redifti. Yarım uyak yok arkadaşlar. Toncu uyak nedir? E, biri diğerinin içerisinde yer alacaktı. Dize sonundaki bir kelime diğer kelimenin içinde yer alacaktı. Öyle bir durumda söz konusu değil. 2 ve 3 doğru cevap olacak. Ceyhan Geçiyoruz. Beşinci sorumuz. Ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur diye soruyor. Bakalım şöyle. İrsali mesel demiş. Gidersen yıkılır bu kendi Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Arkadaşlar İrsali mesel neydi? Şiirde atasözünün bulunmasıydı. Burada herhangi bir atasözü göremedik. Ee, yine de bazı arkadaşlarımız diğerleri görmekte de sıkıntı yaşayabiliyorlar. Onlara da tekrar babından izah edeyim. Tenasüp uygunluk demekti. Aralarında anlamca ilişkili kelimelerin bir arada kullanılması. Rüzgar, boran, fırtına bunlar doğa olayları birbiriyle ilişkili ya da çağrıştırıyor birbirini. E, Arif birlikte bilmemezlikten gelmeydi. Saçların bukleli dalgalar gibi yoksa bunlar da mı rüzgarın işi bir soru ama bildiği halde. Teşbih benzetmeydi. Kalbim bir çiçektir. Teşbihi beli var arkadaşlar. Bu önemli mesela. Teşbihi beli benzeyen, benzetilen var. Geçti. Tezat benim gözlerim yeşildir, senin gözlerin kara. Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara. Şimdi beyaz ve kara beraber günahla tövbeyi de alabiliriz arkadaşlar tezat olarak. Bir mahsuru yok. Cevabımız adana. Ata Atasöz, sözümüz yok. Evet, 6. E, hangisi söylenemez? E, şıklara bir bakalım önce. Redif, durak, hece, çapraz, çağrışım gücü. E, yine okuyoruz. ''Bir dolap uzaklarda durmadan maceramızdan rüzgarda.'' Yani ekini kökünü sağlıklı görürseniz arkadaşlar soruyu çözme kolaylaşır. Şimdi uzaklarda, rüzgarda da e, burada arkadaşlar redif var. E, dolayısıyla elemiş oldu. 7 artı 7 duraklıdır demiş. E, durağın ne olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Dize ortasında nefes alıyorsunuz. Eğer bu nefes aldığınız yer birbiriyle simetrik uyumluysa bütün dizelerde buna durak deniyor. E, ee, okuyayım. Her şey yerli yerinde, bir dolap uzaklarda, azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan, bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan, kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgarda. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Arkadaşlar 7 artı 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7. Evet yani 7 artı 7 şeklinde oluşturulmuş diyebiliyoruz biz buna durak var. Sonuçta 7 artı 7 ise zaten bu hece ölçüsüyle yazılmıştır diyebilirsiniz. Artı aruzu gerektirecek bir ağır ifade vesaire yok zaten. Çapraz uyak demiş. İlkine A demiştik. Buna B diyoruz. Buna B diyoruz. Buna A diyoruz. Arkadaşlar bu dıştan sardığı için bu sarma uyaktır. Çapraz uyak değildir. Çağrışım gücünü de bir kere daha ifade edeyim. Ee, söz sanatları imge mecazdır. Bunlara çağrışım gücü deniyor. Ee, evet, azaptı bir ruh gibi gıcırıyor durmadan mesela bu bir teşbihtir. Dolayısıyla kelimelerin çağrışım gücü diyebiliriz biz buna. Yedinci soruya geldik. Hangisinde kutu atkı bilik ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Evet. Bakalım ne demiş sorumuz. Balasagunlu Yusuf tarafından 1070 yılında tamamlanarak Karahanlı Hükümdarı Tapkaç Buğrahan'a sunuldu. Evet. Artı ilk eser. Doğru. Ee, diğerine bakalım. Göktürk yazıtlarından sonra Orta Asya tarihine ışık tutan bu eserde Orta Asya tarihine ışık tutan bu eserde dönemin en işlek lehçesi olan Hakan lehçesi. Şimdi arkadaşlar Orta Asya tarihine ışık tutması mı var yoksa didaktik, İslami unsurlar, e, yönetim biçimi mi var? E, bana kalırsa iki de e, söz edilen eser Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divan-ı Türk'tür. Onda Orta Asya tarihine ait ciddi veriler, bilgiler var. Bu dursun burada. Mesnevi nazım biçimiyle yazılıyor. i̇çerisinde e, 6645 beyit ve dörtlükler var. Siyaset name havası var alegorik, sembolik kişilik, kişilikler var. Evet arkadaşlar, o zaman cevabımız Bursa oluyor zaten. Sekizinci sorumuz. Ee, boş bırakılan yere hangisi getirilmeli? Ee, şiir akım içinde yer almıyor. Türkçem benim ses bayrağım diyen Ozan. Evet, buraya bir yıldız atalım arkadaşlar. Bu ifade sınavda karşınıza çıkabilecek bir ifade. Bunu kim söyledi? özellikle Türk tarihini konu alan üç şehitler destanı, Çakır'ın destanı. Arkadaşlar Fazıl Hüsnü dağlarca destan şairi olarak da biliniyor. Destan şairi bu eserler onun artı o söz Türkçem benim ses bayrağım Fazıl Hüsnü dağlarcanın sözü. Evet 8 Edirne. 9. sorumuz. Evet biraz uğraştıracak şimdi yeni nesil sorulardan. bir açıklama var. Hangisi bilinç akışı tekniğine örnek olarak gösterilmiştir? Arkadaşlar umarım bilinç akışı tekniğini hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için bir kere daha söyleyeyim. Yani bilinç akışı kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde çağrışımlarla zıplamalarla farklı yönlere gider. Yani karma karışık böyle tabir uygunsa kafada tilkiler dolaşıyor yani. Başınızı yaslığa koyduğunuzda bin bir türlü düşünce geliyor. Bunlar düzenli, düzensiz, e, rastgele oradan buradan yapraklar gibi uçuşup duruyor. Buna bilinç akışı tekniği denir. Evet. E, buraya gelişimin ilk haftaları etrafıma yalnız korku ve kuşku veriyordum. Beni hükümet tarafından yönet... yani bu düz bir akış arkadaşlar. Burada e, tuhaf bir e, zihinsel e, süreç yok. Düşünce süreci yok. Bu açıdan bakacağız. E, bakalım e, odasına girince kapıyı kapadı, boğazı düğümleniyordu, kendini tuttu ve ağlamadı. Arkadaşlar bu da düz bir anlatıyı içeriyor. C'ye bakalım bir türlü yerinde oturamıyor, odada odadan odaya geziyor, rast geldiği eşyayı karıştırıyor. Yine zihinsel bir iç ses olması lazım. D'ye bakalım. Ağaç çileği renginde kalife kaplı bir kanepe'nin üstünde yarı uzanmış güzel bir bayan oturuyor. Bayanın sinirli, sinirli Yine bir dıştan gözlem var. Ve nasıl haykırmak istiyorum? Nasıl fakat nasıl? Canım benim, samim, samimciğim, benim bir tanem. Bırak bu santimantalizmi, bırak ve cevap ver. Nasıl diyorum, nasıl? Çıldıracağım devam ediyor. Bu kız ya Rabbi bu kadın nasıl bu kadar karı of bu mahluk nasıl beni ilişkilerimin tarihine ve içimin en mahrem galerisine sonunda kovulmak için bile olsa nasıl nasıl girebildi? Evet, bir bilinç akışı, rastgele, düzenli, düzensiz, karma karışık düşünceler de diyebiliriz. 9 Edirne. 10. sorumuz Trajedi ve komedinin ortak özelliklerinden biri değildir. Şimdi güldürürken düşündürmeyi amaçlamaları e, komedi güldürüyor, trajedi ağlatıyor. Bu ortak değil. Ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Üç beli kuralına uygun olmalar. Bir başka soruda karşınıza çıkabilir. Koro ve diyalog bölümlerinin yer alması olabilir. Manzum olarak yazılması olabilir. Beş perdeden oluşmaları. Bu çok detay bir bilgi. E, tamam zaten cevabımız çıkıyor aşık ama beş perdeden oluşmayı da çoğu yerde görmemişsinizdir tereddüt yaşayabilirsiniz fakat A şıkkı çok net olduğu için zaten cevap kendini belli ediyor arkadaşlar ortak özelliği 5 perdeden oluşmaları detaylar var oraya girmiyorum işte girmeyeyim koro kalktı 5 perdeye döndü falan gibi detaylar kısmı sizi çok da ilgilendirmez gerek yok geçelim 11. sorumuz tanıtılan sanatçı kimdir? Şimdi 19. yüzyıl başlarında Kayseri'nin ilçesi, Everek yani Develi'de doğdu. Sonra taşlamaları çok önemli. İstanbul'a geliyor, aşık kahvelerinde el üstünde tutulmuş. Padişah'a yeren şiirler yazmış Dolmabahçe Sarayı'nın yapımı dolayısıyla. Bu sivri dili yüzünden başına bir iş geleceğini anlayan şair İstanbul'dan kaçmakta buluyor çareyi. Evet arkadaşlar 19. yüzyıl Kayseri Evrek Develi artı taşlamaları eleştirileriyle öne çıkan şairimiz. Bunu lütfen bir yere not edin. Seyranidir. Güzel bir soru. Yani bunu bilmekte yarar var. Geçiyorum 12. soru. <laughs> Tekke şiiri ürünleri bir arada verilmiştir. Tüyü divan edebiyatında eleyelim. Ee, i̇lahi deme, nefes, şatiye, nutuk, tekke tasavvuf edebiyatında yer alıyor. Ee, varsa aşık edebiyatında yer alıyor. Meslevi divan edebiyatında yer alıyor. Murabba divan edebiyatında yer alıyor. 12 Bursa doğru cevap. 13. sorumuz bu beyitler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmıştır arkadaşlar bununla ilgili çok fazla soru çözdük ve e, açıklamalar yaptık artık bunu herkesin bildiğini düşünüyorum özellikle dinleyen arkadaşları beni baştan beri dinleyen takip edenleri Perizat A, Bünyat A, Tufeili B, Leyli B, Oldu C, Oldu C. Arkadaşlar helak oldu, nak oldu. Bu tür kafiyelenme mesnevi nazım biçimlerinde olur. Artı şöyle baktığımızda Leyli Leyla ile Mecnun hikayesini anlatıyor. Kaysa zaten Mecnun'un diğer adıydı. Bunu da belirtmiş olayım. geçiyoruz. 14. sorumuz. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin özellikleri görülmekte? Yani e, sorular arkadaşlar e, ÖSYM'nin e, güncel soru kalıplarıyla e, örtüşüyor, sıkıntı yok. Ölçücü bir sınav diyebiliriz. E, kendinizi bir bakıma sınav formatına yakın bir şekilde ölçmüş olacaksınız. Yine yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Atı geçen bağın ortasında göğe baş uzatmış bir yüksek kubbedir ki güya aydınlık hamam mekanı gibi... E tepesi açıktır. Bu açık yerde altı adet ince mermer sütunlar üzerinde ki yani yan tacı gibi bir kubbecik vardır. Anlatıyor. Bu odaların her birinde ikişer pencere vardır. Bu sekiz adet. Evet. Bir yapıyı, bir yeri anlatıyor. Kıyafetname arkadaşlar, e, dış görünüş, elbise, e, dış görünüşten geliyor. Seyahatname, eee seyyahların gezip gördüğü yerdeki izlenimlerini anlatıldığı eserlerdi. E, teskire biyografiydi. Sefaretname elçi. Şimdi Hilye Hazreti Peygamber e, onun e, ile ilgili e, olayların durumların anlatılmasıydı. E, fakat sefaret ile arkadaşlar sefaret ile seyahatname arasında gidip gelebilirsiniz. Şimdi sefaretname elçilerin anlatmasıydı. Burada elçiye ait bir his, bir izlenim var mı? Onu hissettiriyor mu bize? Yok arkadaşlar. Elçiyle ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. O zaman biz bir seyyahın gözünden o zaman bu metni değerlendireceğiz. Bursa doğru cevap olacak. 15. sorumuz. Sembolizm ve panasizmin ortak yönüdür. Evet. Şiirde toplumsal konulardan uzak durulması. Doğru bu var. Gerçekçi doğa betimlemelerine, betimlemelerine önem verilmesi. Arkadaşlar bu özellik, Parnesizm de var ama sembolizm de yok. O biraz daha e, sembollere dayalı bir anlatıyı tercih ediyor. Seslerin ve sözcüklerin müzikal değerinden yararlanılması var arkadaşlar. Nesnel bir bakış, e, sembolizmde nesnel bir bakış olmaz arkadaşlar. 1 ve 3 doğru cevap olacak 15 Bursa. 16. sorumuz. Sözü edilen sanatçı. Bakalım, onun asıl gücü dili kullanmadaki ustalığı, konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki dehası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği çağdaşlarından ayırıyor. E, konuşma dili deyince mahalileşmeyi hemen hatırlayın arkadaşlar, mahalileşme. Kafiye, Redif ve vezin kullanımındaki başarısı şiirlerinde ritmin sağlanmasına etkili. Malumdur benim sühanım mahalis sistemez. Evet, bu söz kapalı bir söz ama bilenler vardır içimizde. Ee, birazdan geleceğiz. Ee, siz cevabı nereden çıkarttınız? Direkt lale devrinde onunla aynı çevrede yaşayan ve devrin havasını onunla birlikte soluyan pek çok şair olmasına rağmen devrinin ruhunu onun kadar yansıtan olmamıştır. Lale devri deyince sanki soru biraz daha kolaylaşmış oldu. 16 Nedim. Yani lale devri demeseydi, e, malumdur benim sühanım sözüm anlamında olsaydı, orası kalsaydı kapalı ve zor bir soru olurdu. 17. sorumuz, boş bırakılan yerlere hangisi getirilmeli, hangileri? Tiyatroya önem veren Namık Kemal, e, onun halkın terbiyesinde en etkili araç olduğu görüşünde bu anlayışa yazdığı vatan sevgisi, Şimdi Vatan sevgisi nerede var? Vatan yahut siliste de var arkadaşlar. E biz ne yaptık? A ve C'ye kadar indirgedik cevabımızı. ikiye indirdik. Şimdi Celalettin Harzemşah o da var. O zaman ayırt edici özellik nerede arkadaşlar? Şimdi Evlilikte aile baskısını işlemiştir. Burada şunu söyleyelim. ÖSYM çok eski bir sınavda da sordu zavallı çocuğu. Arkadaşlar aile baskısı, mutsuzluk, sevdiğine vermeme, ailenin kendi istediği kişiyle evlendirmesi konusu işleniyor zavallı çocukta. İsteyenler not alabilir. Şefika adında bir kızcağız var. E, aşık olduğu kişi var ata ama ailesi ona e, Şefika'yı Şefika atayı değil de bir paşayı layık görüyor. Paşa ile evlendirmek istiyor ki yaşça zaten Şefika'dan çok çok da büyük. Böyle bir problem anlatılıyor arkadaşlar zavallı çocukta. Bunu da yine bilmeyenlerimiz not alabilir. 17. Ceyhan. 18. sorumuz. Evet, bazı arkadaşların çok sevdiği soru kalıbı. Çok sevdiği. Evet. Şimdi, içerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu şiiri kim yazmış olabilir? Önce onu bir düşünün. Bir de ne diyor? Şiirin, aşağıdaki eserlerin hangisinden alındığı söylenebilir? Şair edebileceksiniz. Birkaç kademeli. Ama e, öteden beri bizi dinleyen arkadaşlarımızın yapacağına dair bir kanaat var içimde. Arkadaşlar, serbest bir şiir. Önce ona baktık. Bakın, şimdi çok talep geldiği için bu soru çözümleriyle ilgili biraz zamanınızı alacağım. Serbest bir şiir, tamam. E, sonrasında diline bakacağız. Dil nasıl? Dil. Yeni sözler buldum bir nice seni görmeyeli. Bir nice seni görmeyeli ifadeye bak. Daha geniş bir gökyüzünde soluk aldıracak şiire, hadi bir de bunlarla çağır gelsin aslan heykelleri. Oldurmanın, yıkmanın, yeniden yapmanın aslan heykelleri. Olduran, yıkan, yeniden yapan gözlerin seviyorum. Kaç kişi ifadeye bakın. Bir senin gözlerin var zaten daha yok. Ya bu başını alıp gidiş boynundaki Modigliani oğlu Modigliani. Evet arkadaşlar. Bu ifade ikinci yenicilerin ifadesi bunlar. Bu cümleler, bu, işte bu dizeler ikinci yeni dizeleri. Serbest, çağrışımlı, kapalı. Şimdi 835 satır Nazım'ın. Serbest yazıyor ama içerik böyle değil Nazım'da. Sebil ve güvercinler Ziya Osman Saban'ın o, o daha değerli toplu yazar. Bu kadar kapalı değildir. Şekil böyle değildir. Heceyle vesaire. Çile, Necip Fazıl'ın, Çile'de böyle değil, saf şiir temsilcisi, artı kafiyeli yazar. Vazgeçemediğim Orhan Veli'nin, ama Orhan Veli bu kadar kapalı yazmaz. Üvercinka, Cemal Süreyya'nındır ve cevap Adana olacak. 19. soruya geldik arkadaşlar. ne diyor? Verilen eserlerin tümü bu parçada söz edilen sanatçıya aittir. Evet, burada da kimden söz ediliyor bakalım. Sanatçı klasik öykü planına bağlı kalarak klasik öykü yani giriş, gelişme, sonuç gibi Mopasan tarzı dediğimiz öykü tarzı, klasik öykü. Artı yeni lisan makalesinde ortaya koyduğu düşüncelere uygun olarak yeni lisan makalesini kim yazdı? Cevabınızı duyar gibiyim. Balkan Savaşları, çocukluk yılları, tarih anlatılıyor eserlerinde, anılar vesaire. Arkadaşlar Ömer Seyfettin'den bahsediliyor. Ömer Seyfettin'den söz ediliyor burada. O zaman bakalım hangisi Ömer Seyfettin'in eserlerini bir arada vermiş? Evet. Hava parası değil. Eledik. Ee, hava parası kimin arkadaşlar? Memduh Şevket'in. Ee, bak Bakalım. Yaban değil. Buradan eledik. Yakup Katrin'in hep o şarkı eledik Yakup Katrin'in. Evet bu şık çok sıcak duruyor. Milli savaş hikayeleri Yakup Katrin'in. Dolayısıyla Forsa, Yalnız Efe, Kütük bunlar Ömer Seyfettin'in hikayeleri. 20. sorumuz. Boş bırakılan yerlere hangisine verilenler sırasıyla getirilmeli? Bakalım. Kimi anlatıyor? 60 sonrası Türk romanında modern anlatım teknikleri, ruh, bilimsel ve bireyin iç dünyasına yönelik konuları ile dikkati çeken romancilerden biri. İlk romanı diyor, babadan kalan mirasa harcayan ve zamanını erken yaşta ölen annesinin ve onun yerini alan teyzesinin benzerini aramakla geçiren. Benzerini aramak. Şimdi arkadaşlar roman kişisinin adı C. Bay C yani C. Bunu bilirseniz bu soruyu yaparsınız arkadaşlar. C'yi bilirseniz yaparsınız. Diğer türlü biraz elete gidebilirsiniz. Yani birkaç iş arasında kalabilirsiniz ama Bay C'yi bilmek, C'yi bilmek direkt zaten cevabı bize veriyor. Bu Yusuf Atılgan'ın bir eseridir. Aylak Adam. Evet. Ki Aylak Adam edebiyatımızda da ses getirmiş bir eserdir. Hala da konuşulan, tartışılan bir yapıt. 20 Edirne doğru cevap. 21. sorumuz. Özellikle verilen sanatçı hangisi? Servet Yufu'nun edebiyatını önemli şairlerinden şiirlerini aruzla yazıyor. Köylü ve ne nasıl diyelim heceyi e, beğenmiyor. Öyle söyleyelim. E, dili son derece ağır. Servet Yufu'nun şairi. Şiir dışında geziler, tiyatrolar, özdeyişler var. Tiryaki sözleri hatırlayın. E, evet Cenab-ı zaten romancı, fikret ait özellikler yok. Diğerleri zaten değil. 21 Adana. 22 Boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmeli? Bütün romanlarında bizzat yazarı ve dünya görüşünü temsil eden bir baskın kahraman vardır. Bir yönüyle Hakkı Celis'tir o. Evet, Hakkı Celis'ten şimdi yakaladık arkadaşlar. Hakkı Celis e, hangi eserde geçiyor? Kiralık Konak'ta. Kiralık Konak kimin? Yakup Katrin'in. B ve D'ye indirdik iki şıkka. E, evet. Sonra devam edelim. E, Yaban'da kim var? Ahmet Celal var. Bunları mutlaka bileceksiniz. Ahmet Kerim diyor. Oradan gitti arkadaşlar geriye ne kaldı neşe sabit bir sürü doktor hikmet evet arkadaşlar bunları yine bilmeyenlerimiz not alabilir 22 Bursa doğru cevap 23. sorumuz hangisi bu parçada söz edilen sanatçının bir eseri değildir kimi anlatıyor parçamız eski yeni çatışması var Recazade Mahmut Ekrem fikir tartışmalarına giriyor eski yeni kavgalarına giriyor. Bakalım e, bu bunda onun divan edebiyatını içinden yenilemek çabasında oluşu da rol, rol oynar. Yani Recazade ile tartışan ki Muallim Naci arkadaşlar. Hangisi Muallim Naci'nin bir eseri değildir? Ateşpare, Firuzan, Şerare, Sümbüle bunlar şiirleriydi. Ömer'in çocukluğu anı kitabıydı. Zafername kimindir? Evet, Ziya Paşa'nındır arkadaşlar. 23 Denizi doğru cevap. Geldik son soruya. Yine yorumlarınızı, netlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hangisine ulaşılamaz demiş. Şıklardan giderek daha rahat çözebiliriz bu tür soruları. Berrin dönem ödevi olarak Baba Evi adlı eseri incelemiştir. Ne demiş Berrin? Orhan Kemal'in bir romanı inceleyen, evet. Maxim Gorki'den İzhar Roman romanı İlki olan çocukluğun ailesi. Evet baba evinde arkadaşlar Orhan Kemal'e ait bu tür özellikler var. İlk yılları çocukluğu ailesi. Erol'un okudu ve beğendiği roman Cemile'dir. Ee, ne diyor? İşçi kız yaşadığı aşkı. Evet arkadaşlar aşkını Cemile'de anlatır Orhan Kemal. Evet Orhan Kemal. Ee, Orhan Kemal'in sinemaya uyarlanan romanı Murtazadır demiş. Şeyma'nın sözünü etti. Şeyma ne demiş? gece bekçisinin trajikomik kişiliği vesaire sinemaya uyarlanmış. Evet, Bekçi Murtaza'yı anlatıyor. Doğru. Zeki'nin en çok beğendiği Orhan Kemal romanı Bereketli Topraklar üzerinde. Bakalım Zeki ne diyor? Ee, onu en çok beğendiğim roman ise Ekmen'in Çukurova'da aramak zorunda kalan üç köylü var. İflasın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali. Evet bunlar Bereketli Topraklar üzerinde var arkadaşlar. Zeki Orhan Kemal'in 72. Koğuş adlı eserini okumuştur demiş. E peki e, niye bu cevap olacak? Bir ok kaldı elemediğimiz. Ben Orhan Kemal'in bütün romanlarını okudum ama öykü kitaplarını okuma fırsatı bulamadım. Eserini okumuştur diyor. 72. Koğuş arkadaşlar öykü olduğu için cevabımız Edirne olacak. Evet arkadaşlar bir güzel denemeyi daha sizlerle beraber çözmüş olduk. Yorumlarınızı, netlerinizi bekliyorum. Umarım her geçen gün daha iyiye gidiyorsunuzdur. Bir başka denemede ve konuda buluşmak dileğiyle iyi çalışmalar.